Arkadaşlar Poseidon Gaming'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sanki bir ağzıma takıldı konuşmalar arkadaşlar. Cities Skylines'a başlıyoruz. Bir harita açtım ve harita bizi biraz zorlayabilecek bir haritaya benziyor. Şöyle başlamadan inceledim. Yani sol tarafı şöyle düzlüğe akıyor. Yani şuralarda gördüğüm kadarıyla tarım alanları var. Sağ tarafında şurada bir tepelik var. Tepeliğin yani aşağı tarafı gördüğüm kadarıyla komple şey işlemeleri, nasıl diyeyim, madencilik yapılabilecek yerler gibi gözüküyor ve şöyle gözükmüyor. Şöyle yaklaştırayım. Şu tepenin ardında da şu arka tarafta dümdüz bir alan. Şöyle hafifçe göstereyim. Şöyle yani dümdüz çok güzel yerleşim yerleri kurabileceğimiz bir alan. Ve gördüğünüz üzere şu arkadan da bir, şu telefonu da sessize alayım. Arkada da bir şey başlıyor yani yolun kenarında şu köprü falan geçiyor. Büyük ihtimal tren yolu ama orada bitiyor gibi duruyor. Bizim dış bağlantılarımız oralarda biraz sıkıntılı bir harita ama şu yan tarafta da sanki tren yolu var gibi benim, evet, gözüme çarptı sol taraf. Orayı benim düşüncem arkadaşlar, sol tarafı sanayi yapalım. Şurada şehirden uzak tutalım sanayiyi. Buraları, sağ tarafı şu tepelik tarafı yerleşim yerlerini kuralım. Şu yanlara falan yerleşim yerlerini kuralım. Ve aşağıya doğru akalım. Şimdi şehre girişi ilk başta şuradan bir ufak, çok para gitmemesi adına ufak bir yol yapıp diğer yolları açalım hemen. İlk başlarda para harcamayacağız çok fazla. Şehrin ana girişini, şu ortayı bir boş bırakalım. Çünkü buraya şekil şekil girişler yapalım. Ve buradaki giriş şimdilik iyi. Şöyle iki şeritli direkt birbirine bağlayıp şöyle şehrin trafiğinin içine edebilecek bir şekilde, evet, eğim çok dik uyarısını aldık bile. Bir yol buraya çekmemin bedeli 11 bin ne bize mal olacak. Bunu nasıl yapalım? Şimdi şöyle yapacağız. Mecburen bir tünelli yol ve evet, buraya yerleşim yeri kurmak şimdi mantıklı mı? Sanayi birazcık sanayi ileri alalım. Şöyle sanayi girişini, daha sonra yolu sanayi yoluna çevireceğiz. Sanayi girişini biraz ileri alalım. İleriden kuracağız sanayi. Çünkü buraların da yerleşim yeri olarak kullanabiliriz. Neyse, biz şimdilik şurayı bir yerleşim yeri olarak kullanalım. Yola biraz fazla para verdik. Tam şuradan kessin. Evet abicim, şu şekil. 1 2 3 ve tam köşe çok güzel. 4. Buralardan da birleşin. 5. Tamam. Şimdi size elektriği ilk başta aynen tam tahmin ettiğim gibi, burası rüzgar açısından güzel. Tam buraya verirsem bir de su deposunu da tam şu arkaya koyarsam, şöyle bir diklemesine su hattı, diklemesine su hattı, bir su hattı daha ve üçüncüyü de çekelim. İlk başta benim dolmasını istediğim şunları çıkar abicim, şunu al. Hatta şurayı da yapalım. Şöyle ve hafiften başlatalım ve dur. Dur dur. Bizden kanalizasyon şeyi isteyecek. Gürültü ve nüfus kirliliği yapıyorsun. Yapacak bir şey yok. Seni şöyle bir yol çekip, sen ne yapıyorsun abicim?
Benim bu arada arkadaşlar oyun Türkçe'yi ama gördüğünüz gibi Türkçe olarak kullanıyorum. Tahliye kapasitesi falan bu şekilde gel. En köşeye kurmayayım, yol çekebilirim. Şöyle yapalım. Tamam. Çok iyi. Onu da hatta direkt şunun suyuna bağlayalım. 19.000 paramız var ve başlatalım. İlk başta eksiye gideceğiz arkadaşlar. Şu yolların da yok abicim, hiçbir yerde ışık yok. Hiçbir yerde ışık yok. Akan trafik. Tam evet, istediğim yerde kuruldu. Elektriği direkt aldı. Çok güzel. Dediğim gibi biraz sıkıntı olacak çünkü şurada bir tepemiz var. Tepemiz var. Bu tepenin arkası şuradan bir nehir doğuyor ve akıyor. Akış yönü de bu şekilde. 1400 nüfusumu alalım. Şu parada da artıya geçelim. Şurayı da ver abicim. Şurayı da sen ver. Gayet güzel. Ama şehirlerin güzel gözükeceğini düşünüyorum. Şu yoldan da arka tarafa çat diye bir yol çekeriz. Şurayı dümdüz bir şekilde yerleşim yeri yapacağım ve hemen hızlı bir şekilde yerleşim yeri açmaya çalışacağım. Aa dur. 3 megawatt çok kötü. 2 megawatt ama yapacak bir şey yok. Şimdilik yeter sana. Yapacak bir şeyim gerçekten yok. Bu ne? Her şey. Yol rüzgar da oralarda var. Ha, sana elektrik yok. Sen de mi elektrik istiyorsun arkadaş? Sen elektrik istemiyordun diye hatırlıyorum. O zaman dur, senin yerini taşıyacağız. Direkt şunun dibine seni taşıyalım. Al elektriğini. Ve millete su ver. Ha, şimdi dur. Sanayi ihtiyacı doğdu tabii ki. Ve biz de ne yapacağız? Elektriğin olduğu yere diyeceğim de buradan çok zor elektrik. Yani çok zannetmiyorum elektriği alacağını. Sen şurayı komple sanayiye verme. Orayı verme. Burayı sanayiye ver. Aynen. Sen orayı sanayiye ver. Burada da alışveriş merkezlerini şu köşeye, yani dükkanları da köşeye yapalım. Burası trafik açısından çok sıkıntı olacak arkadaşlar. Bunu ben de biliyorum ama şimdilik para biriktirmek adına bu şekilde yapmak durumundayız. Sanayi kurulunca elektrik alacak mısınız? Alacaksınız ama yani alacağınız elektriğin pek bir şeyi var mı? Ama bir oyunda arada donmalar oluyor. Çünkü arkadaşlar sadece doğal afetler, yani natural neydi unuttum. O hariç diğer bütün şeyler var. Modlar var ve ben de tam o modların neler getirdiğini gerçekten bakmadım. Bak. Aa, benim şeyler bu. Şeyden indirdiklerim. Kütüphanede indirdiklerim de kalmış. Bu gelmesine rağmen 160 bin, 720 bakım, 9 bin para bak. 240 bakım, 3500. Sadece gürültü kirliliğinden 128 bin. Çok iyi. Bunları kurarız. Sen 112 bin tahliye ediyorsun. 324 bin şey. Sen 322 buçuk maliyeti. He, bu daha iyi. Ve 120, aynen bu daha iyi. Suda öbürünü kurarız. Eyvah eyvah. Şimdilik. Arkadan elektrik hattı çekelim. Elektriğimiz yeter ve parada da yavaştan artıya doğru geçiyoruz. 4000 paramız kala artıya geçtik ve zaten nüfus da 400 olunca hoş olacak. Yeni evlerimizde yerleşiyorlar. İlk yerleşen halkımız, hatta ilk kurulan evlerimiz bunlar. Şurası hala boş mu? Orayı çok kurulmayacağını düşünmüyorum.
Su ihtiyaçları var. Oraya tabi boru çekmedik. Para da zaten artıya gidiyor. Şöyle. Şimdilik bir hat çekelim. Tekli yeter. Tamam. Güzel. Onlar da su ihtiyacını karşıladı. Size de. Arkadaşlar ben ışıksız oynuyorum. Hiçbir yerde trafik ışığı yok. Bu bir dakika olması olmuş. Evet tabi dediğim gibi tepelik olduğu için katman katman iniyor. Bizim dağ tepeye kurulmuş bir yer olacak. Burayı da giriş kısmında düzelteceğiz. Parada da dediğim gibi artıya geçtik. Yani şuralara da ev vereyim. Onlar kendi kendine kurula koysun. Bir tık da hızlandırayım. Hatta full hız, full time. Derece de bu arada 5'lere düştü. 7'lerde falan geceleri bayağı serin oluyor. 400 nüfus olmamıza çok az kaldı. 400 nüfusumuz olalım. Daha rahat, daha düzgün, daha güzel şehirler kuracağız. Buralar bizim ilk yerleşim yerimiz. İleride nasıl olur bilmiyorum. Şu sanayi şimdilik bize yeter. Kaç tarafı da tarım sanayi yaparız. Şu yolu ve evet. Küçük köy olduk. Borçlar, vergiler açıldı. Her şey çok güzel. Şu yola şimdilik gerek yok. Onu kaldıralım. İşimize bakalım. Halk ne istiyor? Sanayi istiyor. Hemen sanayi yolu çıktı mı? Daha sanayi yolu çıkmamış. Arkadaşlar ne tık 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 yapıyor? Bu ne? Road maintenance. Herhalde şey. Yolları da ilgili bir şey yapıyor. Bakacağız ona. Şuradan ver. Halk sanayi istiyorsa sanayi şöyle yapalım. Ev istememesinin sebebi şuralara şey yapmamız. Elektrik ne oldu? Tabii sıkıntı oldu. Bir tane daha şuraya 8 megawattlık çakarsak aynen. Şimdilik bunlar bizi idare eder. Fazla para harcamaya gerek yok. Elektrik sorunumuz da o şekilde. Niye çözülmedin? Çözüldün güzel. Şimdi şehirle sanayi aramız uzak. Halk hala sanayi istiyor. Sağlık hizmetleri geldi ama henüz çok bir sıkıntı yok. O yüzden devam. Sanayiye şimdilik ihtiyacımız yok. Bakalım yani bu kadar zor haritada ben oynamıyordum diyeceğim ama buraya şuranın güçsüzlüğünden elektrik lazım. Sen de tam 19.000'sin. Seni alırsak paramız sıfırlanır. Ama yapacak hiçbir şey yok. Azdan az gider, çoktan çok. Ay, sana çatlatalım buraya bir kömür santrali. Şunu da buradan kaldıralım. Orası şimdilik sanayiye bakıyor. Burası da yani gürültü yani gürültü mürültü yapacak bir şey yok beyler. O zaman şöyle çekeyim. Şöyle çeksem. Gürültü gitti mi? Gitti. Yapamıyorum tabii. Parayı az önce şeyde yedik. İnsanlar ev istiyor ve insanlar çöpleri toplansın istiyor. Yani şuraya bir çöp toplama ikisinin tam ortasına yapılabilir aslında. Tam buraya güm diye kaçtı. Bu 4.000 mi istiyor? 4.000 krediye çok da kredi çekmek istemiyorum aslında. Da bir tık çekilmez çünkü 718 çekilir ya. Çekelim. İhtiyaçlarımızı görelim. Halkımıza bakalım. Bir tane çöp toplama yeri tam şuraya yapacağız. Daha sonra kaldırabiliriz. Ve onlar da gürültü mürültü diyor. Şuraya şimdilik verelim. Yolun karşısına aslında çok da hani çıkarmak istemiyorum ama yapacak bir şey yok. İlk yerleşimde çıkaracağız. Şöyle köşeden de bir yol çekelim. Tamam abi şimdi çöpleriniz toplanacak. Yerleşim yerlerinizi de sizin şöyle verelim.
Burada herhangi yerlere yerleşebilirsiniz. Şurayı da alışveriş yerlerinizi yapalım. Hemen sizden ışıkları da çekelim. Durmak yok abi. Löp löp akan. Ya neye Allah aşkına neye rahatsız oluyorsunuz? 850. Çok güzel. Ya neye rahatsız oluyorsunuz? Gürültüden rahatsız olmuşlar. Nereye kadar taşıyabilirim ki seni? Şuraya çeksem. Elektrik veriyor mu? Veriyor. Yani benim yapacak bir şeyim yok. Etki açık alan güzel. Tamam. Tamam, bırak. Bırak lan. Ha, şuradan bırakıyorduk, pardon. Tamam artık şey yapmıyor. Mahallelerin arabalarını adlarını adlandır falan diyor. Adlandırırız çocuğum. Ha. Su. Sana çekelim. Biraz yamuk olmuş su hattımız. Yapacak bir şey yok. Şimdi aklıma şimdi sağlık çok şey olmadan şuraya bir sağlık ocağımızı dikelim. İnsanlarımız mutlu olsun. Heh, gelmişken dediğim gibi. Oo bak şuranın petrol olması çok iyi. Oralar tabii dağ olduğu için kormor var. Şurada denizde full petrol var. Yani denizdeki petrol nasıl kullanılır hiçbir fikrim yok. Elektrik sorunu oldu. Elektriği de artık şeyden çekelim. Sanayiden bir elektrik hattı çekelim. Oradaki kömür santralini de kullansınlar. Şuradan hafif şöyle gidersek şu arkadan dolandırıp elektriği şuraya bağladık mıydı? İş çözülür gibi. Çok iyi. Elektriği de çözdük. Biraz sanayi ihtiyacım var. Şurayı çok kullanmak istemiyorum. Sanayi yolu hala gelmemiş. Asıl bizim yapacağımız şehir arka tarafta arkadaşlar. Yani buraya çok fazla girmeyeceğim. Şimdi ben de yeni modlarda neler gelmiş bir bakayım diyeceğim. Bayağı bir şey gelmiş gibi. Yoga vardı zaten. Community pool vardı. Sen de vardın. Olan hepsi vardı. Sauna gelmiş. Bu ne mezarlık? Çocuk bakım evi, yaşlı bakım, hastane. Ay bunlar vardı zaten. Hapishane gelmiş. Şimdi uygun 220. Ya şimdilik eğitime vermeyeceğim insanları. Sanayide sıkıntı olmasın. Seni vermedik mi? Verdik. Tamam, yavaştan dolar oralarda. Şimdi gündüz olsun bir yeni alacağımız adaya da bakalım. Paramız da iyi geliyor. 1500. Allah bereket versin. Bereketini arttırsın. Su ihtiyacı mı var? Tamam. Hemen ben aldığım su şeyini çoğutuyor adıymış. Yo nasıl su ihtiyacı olur ya? Dur bir tane takalım biz. Şey boru eksikmiş. Gel kardeşim sana da bir borunu çekelim. Hop. Hatta ben şöyle bir boru çekeyim şöyle. Boru sana girmiş. Boru sana girmiş çalışıyor. Şunları da aslında yıkabilirim de neyse kalsın simge olarak. Dış bağlantılar buradan göstermiyor mu? Göstermiyor. Sadece sağlık ocağı aç yaptık. Bir yangın mangın durumunda sıkıntı olacak ama yapacak bir şey yok. Şimdi şehrin girişini düzeltebilir miyiz diyeceğim ama siz niye duruyorsunuz ya? Ben size durmadan geç demedim mi? Löp 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 gir işte oraya. Onları ayarlayabiliyor muyduk ya? Dur bu değil abi bu isim. Bu trafik şeyi. Ha, şuradan ayarlıyoruz galiba. Bak o oraya, morlar oraya diyor.
Şunlar şu, şurada o kadar trafik mi var? Yok ha, şey gösteriyorum sadece, tamam. Hatta bak buradan yükselti çıkmışız. Şuradan tünele girmişiz yükseltiden sonra. Oradan Alaşehir'e gidiyor. Yani. Hemen şuradan iki şeridimizi çekelim. Eğim çok deyip bize burada yaptırtmıyor. Çok aa kasaba güzel. Güzel buradan da ekstra para geldi. Çok hafif gidemez mi? Birazcık gidemez miyiz ya? Birazcıktan kastım da gidemiyoruz o zaman. Diklemesine yayılacak yani şehir mecbur. Şuraya kadar git o zaman. Çok da araları şey yapmak istemiyorum yani bağlantı olsun. Hani şuradaki insan bir tam bitlemesine bir ara yol çekelim şuraya. Ulaşsın yani şuradaki insan da bisiklet yolu vesaire gelmiş. Tam buradan yeter. Şuraya. Tam böyle yürüyüş bağında yani dimdik karşıya gitmek isteyen karşıya gitsin. Çünkü burayı alışveriş yerleri yapacağımız için şuraya da zor. Hemen trafik lambalarını kaldıralım. Ben hep arkadaşlar trafik lambalarını kaldırarak oynuyorum. Daha az trafik oluyor ilk zamanlarda ama ilerleyen zamanlarda trafik sıkışıyor. Bir de bu haritamızda şurayı çok sıkıntılı yaptık. Yani insanlar bekliyor. Şuradan çıkmak isteyen direkt buraya giriyor. Bunu da düzelteceğiz. Şu kaynaklar şuralarda bir şey yok değil mi? Yok orada kor mor var da oradaki kor bizi komaz. Ne var şurada ya? Şurada bir değişik bir şey var. Taş mı bunlar? Tam araya yürüyüş yolu yaptık. O da zamanla olur. Şu an hiç değeri yok. Yani hiçbir yerin değeri çok yok. Şu kurduğumuz yerler bir de beyaz bir de yani. Bir park var katalım. İnsanlarımızı biraz mutlu edelim. Hiç parkımız da yok. Köpek parkı değil de şöyle nerede o? Şu büyük park tam ortaya sığmıyor. Tam ortaya sığsaydı tam ortaya yanlamasına bakarsa sığar mı? Yine sığmıyor. Bir büyük çocuk parkı şu şekilde. Hadi be ucuyla kaçıyor. Park bağışlar sığmaz. Tam ortalamıyorsun sen de. Tam ortalasan. Aha bak şu güzel. Aynen. Tam buraya. Tam buraya gider. Bak anında hafifçe mavi olmuştur. Aynen bak hafifçe mavi olmuş. Tam şuraya da bir ilkokul gitmez mi? Şehrimizin ilkokulu. İlk ilkokulu tam karşısına. Parkın tam karşısına. Çocuklar buradan direkt parka geçebilir. Arkası dağlık olmuş. O yüzden şöyle nerede o? Nerede şimdi? Şu ne? Hayat şey mi ya? Bu kötüymüş. Düzgün o demirlikler şu herhalde. Aynen ilk baştaki. Şimdi biraz arkası sıkıntı olduğu için aynen şöyle kapatalım. Dağlık alan ilkokulumuzu sıkıntıya sokmasın. Çok güzel. Yine boru çekmedik tabii. Şehrimiz dik bir yerleşimde gidiyor. Ve yerleşimi gördüğünüz gibi klasik düzende gidiyoruz. Burası iki yerleşim olduğu için klasik abi. Bu şekilde dikdörtgen şekilde yerleşim olacak. Sağlıkta bir sorunumuz var. Bir tek yangın falan çıkarsa sıkıntıya geliriz. Polis ihtiyacı doğmuş şehrimizde. Hemen sağlık ocağının biraz ilerisine şöyle polis yapalım. Yani şu araları hani çok bölmek, ara sokakları çekmek istediğim polisin vesairenin hani hızlı bir şekilde yetişebilmesi aslında.
şu ara sokakta biraz sıkıntı var. Tabii bir de girişimize sıkıntı mevcut. Girişteki sıkıntıyı da şöyle yapacağız. Bu yola paralel bir şekilde bir yol çekip hani bu yoldan giriş yolundan ayıracağız. Şu ne? Kaya mı bu? Aynen kayaymış. Şuraya ortaya bir simit yapacağız. Buraya da polis gitmesi lazım. Buraya da polis gitmesi lazım. Çok fazla hırsızlık olayları dönüyor şu an şehrimizde. Niye? Suç oranı %23. Suç oranı yüksek. Suç oranı yüksek. Evet. Yani yaklaşık bayağı bir 25 dakika falan oldu muhtemelen. Şehrimizi kurduk arkadaşlar. Şehrimiz bu şekilde. 1600 nüfusumuz olmuş bile. 2400'e doğru gidiyoruz. Yakma durumu yok. Depolama durumu çok iyi. Şurada benim indirdiğim 6500 nüfusta gelecek olan çok güzel bir atık getirme yeri var. Siz de görürsünüz. Ekstra park gelmiş mi diye bakıyorum. Sanırım gelmiyormuş. Ulaşımda bir ekstralar var. Ve şöyle göstereyim arkadaşlar. İlçede neredeydi o? Şurada bak. Mesela turizm alanları. Turizm alanlarının yanında ekstra şeyler. Daha sonra balıkçı alanları vesaire gibi ekstra alanlarda şurada gördüğünüz gibi balıkçılık turizmi gibi turizm yerleri de ekstra olarak gelmiş durumda yeni şeylerle. Yine göreceğiz ben. Tabii konser de yaptım. Bak mesela konser yerleri para yok diyor. Festival araya 60 bin para istiyormuş. İşte stüdyo, müzik, canlı müzik yeri, festival yeri falan gibisinden yeni ve ekstra da şeyler tabii ki geldi arkadaşlar. Daha fazla uzatmayayım videoyu. Bir sonraki videoda arkadaşlar yani izlenme durumuna göre sizin de beğeni durumunuza göre devam ederiz veya etmeyiz. Bakılır. Yeni de bir ada alırız. Burayı mı alalım o tarafa mı ya da şu tarafa doğru mu genişleyelim? Onu da bir sonraki bölümlerde göreceğiz arkadaşlar. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.